Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Ben de bir insanım, bir de canım var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Oy oy, hainsin oy oy, zalimsin oy oy. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Oy oy, hayınsın oy oy, zalimsin oy oy, ne deyim oy oy. Eski günler hayalimden gitmiyor. Dün dediğin bugünkünü tutmuyor. Yiğidim ya, sana gücüm yetmiyor. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğim. Oy oy, hainsin oy oy, zalimsin oy oy. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Oy oy, hainsin oy oy, zalimsin oy oy, ne deyim oy oy. Akarsuyum böyle miydi ahdımız? Onun için viran oldu tahtımız. Umudum yok, gülmez artık bahtımız. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Oy oy, hainsin oy oy, zalimsin oy oy. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Oy oy, hainsin oy oy, zalimsin oy oy, ne deyim oy oy. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Oy oy, hainsin oy oy, zalimsin oy oy, ne deyim. Dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil. Duydum dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil. Her yanı farelenmiş, her yanı farelenmiş, yine gönlüm hoş değil. Her yanı parelenmiş, her yanı parelenmiş, yine gönlüm hoş değil.
hasretin zor imiş, her dem ahu zar imiş. Dost hasretin zor imiş, her dem ahu zar imiş. Dert adamı yerimiş, dert adamı yerimiş. Yine gönlüm hoş değil. Dert adamı yerimiş, dert adamı yerimiş. Yine gönlüm hoş değil. Suyum yansam da, kül olup savrulsam da. Akar suyum yansam da, kül olup savrulsam da. Bazı bazı gülsem de, bazı bazı gülsem de, yine gönlüm hoş değil. Bazı bazı gülsem de, bazı bazı gülsem de, yine gönlüm hoş değil. Merhaba sevgili dostlar. Efendim, sazımızla, sözümüzle bölüşeceğimiz nice güzellikle bizler efendim bayramın arifesinde, bayram tadında yüreğimizle, bayram coşkusuyla mükemmel bir programı da, mükemmel bir akşamı da sizlerle paylaşmak adına yine ekranlarınızdayız efendim. Misafir olmaya geldik evinize, sazımızla, sözümüzle, türkümüzle, öykümüzle. Kabul buyurursanız eğer, böyle sizlere bayrama girmeden önce bayram tadında güzel bir arife akşamı yaşatmak istiyoruz. Sıcacık bir merhaba daha deyip sevgili Yeşim'e dönüyorum. Evet, merhaba. Gerçekten Ramazan'ın son akşamını da hayırlısıyla atlattık. Önümüz yarın bayram. İnşallah yarın bayramdan itibaren tüm zamanlarda birlik ve beraberliğin bağlı olduğu huzur, mutlu günler önümüzde olsun sevgili Eser. İstiyorsan türkülerle başladık, hikayeyle devam edelim. Seni bir soluklandıralım. Tabii. Bir hikaye paylaşayım sevgili hadi dostlarla. Bakalım. Bugünkü hikayemizin ismi Bir Kelebeğin Hikayesi. Bir gün kırlarda gezintiye çıkan bir adam, kenarda oturduğu otlardan birinin dalında küçük bir kozanın varlığını fark etti. Koza ha açıldı, ha açılacak gibiydi. Adam bunun bir kelebek kozası olduğunu tahmin ediyordu. Böyle bir fırsat bir daha ele geçmez diye düşündü ve kelebeğin dünya yüzünü gördüğü ilk dakikalara şahit olmak istedi. Dakikalar dakikaları kovaladı, saatler geçmeye başladı. Ama henüz kelebeğin küçücük bedeni o delikten çıkmadı. Sanki kelebeğin dışarı çıkmak için çaba harcamaktan vazgeçmiş olabileceğini düşündü. Duraksadı. Sanki kelebek elinden her şeyi yapmış, artık yapabileceği bir şey kalmamış gibi gelmişti ona. Bu yüzden kelebeğe yardımcı olmaya karar verdi. Cebindeki küçük çakıyı çıkarıp kozadaki deliği bir cerrah tetizliğiyle büyütmeye başladı. Böylece 1-2 dakika içinde kelebek kolayca dışarı çıkıverdi. Fakat kuru bedeni, küçücük kanatları buruş buruş kalmıştı. Adam kelebeği izlemeye devam etti. Çünkü kanatlarının her an açılıp genişleyeceğini ve narin bedenini taşıyacak kadar güçlenebileceğini umut ediyordu. Ama bunlardan hiçbirisi olmadı. Kelebek hayatının geri kalanını kurumuş bir beden, buruşmuş kanatlarla yerde sürünerek geçirdi. Ne kadar denese de asla uçamadı. Adam bütün iyi niyetiyle ve yardımseverliğine rağmen anlayamadığı şey, kozanın kısıtlayıcılığının ve buna karşılık kelebeğin daracık bir delikten dışarı çıkmak için gereken çabanın,
Allah'ın kelebeğinin bedenindeki sıvıyı onun kanatlarına göndererek ve bu sayede kozanın kısıtlayıcılığından kurtulduğu anda onun uçmasını sağlamak için seçtiği bir yol olduğuydu. Bu gerçeği öğrendiğinde hayat boyu unutamayacağı bir şeyi daha öğrenmişti. Bazen hayatta tam olarak ihtiyaç duyduğumuz şey çabadır. Eğer hayatta herhangi bir çaba olmadan ilerlememize izin verilseydi, o zaman bir anlamda sakat kalırdık. Olabileceğimiz kadar güçlenemezdik o zaman ve asla uçamazdık. İşte kelebeğin hikayesi budur sevgili dostlar. Teşekkür ediyorum. Gönlüne sağlık. Böyle kelebekle açtık öykü penceremizi. Bugünlerde ben çok seviyorum o sesi ve özlüyorum. Bazıları böyle cırcır böceği derler, cırlavuk derler bizim oralarda. Ağustos böceğidir tabii doğrusu. Onların sesini çok seviyorum. Bazıları of gene başladı kafa ütülemeye falan derler ama çok keyifli bir tınısı vardır. Hepimiz biliriz değil mi sevgili dostlar Ağustos böceğini? Böyle piknik alanlarında, ağaçlık yerlerde böyle harika bir ses tonu vardır ve sadece bir buçuk ay gibi öterler, ondan sonra susarlar. La Fontaine, Fransız yazar, biliyorsunuz Ağustos böceğiyle karıncanın bir öyküsünü yazmıştı. Ağustos böceği yazın saz çalıp oynuyor. Kışın aç kalıyor, karıncaya gidiyor. Karınca ekmek vermiyor, vermediği gibi bir de aşağılıyor. Yazın çaldın, şimdi git oyna. Ağustos böceği bir sanatçı, müzisyen. Kolay mı öyle saz çalmak? Gel de çal bakalım. Tabii bu La Fontaine'in çocukları çalışmaya yöneltmek için yazdığı bir öykü. Ama Ağustos böceğinin çok hazin bir öyküsü vardır. Ağustos böceğinin gerçek öyküsünü bilmeyen dostlarla kısacık paylaşayım. Ondan sonra selamlarımızı göndermeye başlayalım efendim. Efendim, Ağustos böceği dünyaya gelebilmek için toprağın altındaki bir larvada 12 yıl bekler. Ve 12 yıllık bekleyişten sonra dünyaya gelir ve bir aylık ömrü vardır sevgili dostlar Ağustos böceğinin. Bir aylık ömrü ve bizim kulak verdiğimiz, o saz çaldığını sandığımız Ağustos böceği bir ay boyunca öter ve sadece erkekleri öter. Neden öter? İçlerinden en güzel öteni, dişi Ağustos böceği seçecektir ve onunla çiftleşecektir. Siz olsanız ne yaparsınız? Bir aylık ömrünüz var. Bir ayda buldunuz, bulamadınız, yok. Kaldı. Değil mi? Bir 12 yıl sonra. Evet, Ağustos böceği ölüyor bir ay sonra. Ve en güzel sesi çıkartmak zorunda. Ağustos böceğinin öyküsü budur. Efendim, ben tekrar böyle ekranlarını yeni açan dostlara selamımızı gönderelim. Ben Eser Tunçoğlu, sevgili Yeşim Tunçoğlu, müzisyen arkadaşlarımız sevgili İsmail Kavalı'yla ve onun muazzam bir gardırobu var böyle enstrüman konusunda. Vurmalı, sallamalı, üflemeli, her şeyi çalıyor maşallah. Ve sevgili yine Mutlu Ritim Üstadımız, efendim yanı başımızda bizim her zaman olduğu gibi. Kamera arkasındaki gizli kahramanlarımız sevgili Emin, Ali, Aykut, başka kim vardı Emin? Emra. Evet efendim, bizler yine böyle muazzam bir çalışmanın neticesinde başlayabildik programımıza. Her ne kadar sürçülisan ediyorsak sizler biliyorum affediyorsunuz. Şimdi türkülere bir yol verelim. Nereye gideceğiz bakalım türkü kervanımızla? Evet, güzel bir zeybek çalalım şimdi. Öyle bir efeler oynayıversin de hadi bakalım. Thank you.
Efesi, Efelerin Efesi. Hey gidinin Efesi, Efesi, Efelerin Efesi. Efesi, Efelerin Efesi. Hey gidinin Efesi, Efesi, Efelerin Efesi. Hey gidinin Efesi, Efesi, Efelerin Efesi. Hey gidinin Efesi, Efesi, Efelerin Efesi. Serci var ol, diline sağlık. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi selamlara başlayalım istersen. Evet, televizyonumuzun altında dağıt yazı geçiyor sevgili dostlar, görüyorsunuz. FTV yazıyoruz, bir boşluk bırakıyoruz ismimiz soyadımızla birlikte. İsteklerimizi 3969'a gönderiyorsunuz, mesaj atıyorsunuz. Biz de buradan elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce seslendirmeye çalışacağız. Selamlar şimdi sevgili dostlarımıza, bizi izleyen arkadaşlarımıza. Almanya'dan sevgili Zeynep Hanım'a, yine Nülüfer Şahin'e, sevgili Erkut Bey'e, sevgili Meral Hanım'a, sevgili Ayşe Yılmaz ve Dünür'ü Melih Hanım bizi izliyorlarmış. Yine onlara da sevgilerimizi iletiyoruz. Savaş Bey, Abay ve İzmit'ten şu anda, o da sanıyorum bizi izliyor. Gelen mesajlar sevgili Eser'cim çok fazla, yavaş yavaş isimlerini zikredeceğiz. İzmir'den misafirlerimiz sevgili Kadriye Hanım ve eşi Barış Bey bizi izliyorlar. Selamlarımızı gönderiyoruz. Bizden bir destek eserleri vardı. Biraz sonra paylaşmaya çalışacağız. Yine İzmir'den sevgili Hülya Ayhan dostumuza sevgilerimizi gönderiyorum diyorum, virgül koyuyorum, sözü selamlar kısmıyla sana bırakıyorum. Daha çok selam var. Çok teşekkür ederim. Evet, boynumuzun borcu selamlara karşılık vermek. Hani bizim programımız, ben sosyal medya hesaplarımızda da paylaşıyorum böyle gün içerisinde. Sazım Sözüm Sobe sizlerin programı. 11 yıldır hep öyle oldu. Bizim mikrofonlarımız size de dönük. Paylaşacağınız ne varsa bu ekranlardan, eleştirileriniz olur, merhabalarınız olur, bizlerden isteyeceğiniz istek türkülerimiz olur. Her ne varsa başımız gözümüz üzerine efendim. Evet, yarın bayram, bayram arifesindeyiz. 11 ayın sultanı Ramazan'ı bugün sonlandırdık. İnşallah nice Ramazanlarda buluşuruz, görüşürüz. Tabii bizim programımız devam edecek. Ramazan'ı uğurluyoruz. Ve yarın inşallah ülkemizin içinde bulunduğu durumları hepimiz biliyoruz malum. Patlamalar, ölen insanlar, kazalar, asık suratlar. Bunlar hani yarın bayrama da giriyoruz. İnşallah unutulur. Bayram tadında olsun her günümüz istiyoruz. Öncelikle şeker tadında bir bayram ve bayram tadında her gün diliyoruz sizlere. Ve her zamanki sazım sözüm sobe sloganını yeniliyorum efendim. Ve bayrama uyarlıyorum. Bayramınız mutlu. Yuvalarınız mutlu. Ekmeğiniz, aşınız tatlı. Keyifleriniz 40 katlı oluversin galiba. He hey! Deyip türküyü deyverem değil mi? Heh, bayram tadında bir türkü oluversin. Hadi bakayım, oynamak isteyenler öyle bir. Sıkıversinler, oynayversinler galiba. Hadi Eskişehir'e doğru gidelim bakalım. Oh,
güzel yarın gönlünü eylemeli. Gizli de gizli sevenler gidip yarın sevdiğini söylemeli. Haydi yarın eylemeli, eylemeli. Güzel yarın gönlünü eylemeli. Gizli de gizli sevenler gidip yarın sevdiğini söylemeli. Hadi de. Güzel yarın gönlünü eylemeli. Gizli de gizli sevenler güzel yarın gönlünü söyle. Bir kez daha. Haydi yarın eylemeli, eylemeli. Güzel yarın gönlünü eylemeli. Gizli de gizli sevenler gidip yarın sevdiğini söylemeli. Bravo, bravo. Eyvallah. Bravo. Çok güzeldi. Gerçekten bayrama uygun, güzel eserler oldu. Evet, değerli dostlar, bayram tadında, bayram coşkusunda devam edelim. Böyle birazcık yüzünüzü tebessüm ettirelim. Hani bizim programımız böyle hep içeriği dolu olsun istediğimiz bir program. Hep böyle anlattıklarımız, paylaştıklarımız böyle kıssadan hisse bir şeyler versin istiyoruz. Ve bu anlamda çok teşekkür ediyorum Fethiye'mize bayram tatili için gelen Aysel Hanım'a selamlarımızı gönderelim efendim. Ne kadar güzel öykülerdi ve ne kadar güzel türküler. Böyle programlar kaldığını bilmiyordum televizyonlarımızda yazmış Aysel Hanım'a. Sonsuz teşekkürler. Ne kadar mutlu etti bizi bu mesajınız efendim. Biz de Fethiye'de sizi misafir etmişken mutlu etmişiz. Ne kadar güzel sefalar getirdiniz tekrar. Efendim, biraz böyle trajikomik, kıssadan ise yapılacak bir öykü vardır. Yüzbaşı Köpenik'in hikayesidir bu. Yüzbaşı Köpenik, Almanya'da yaşanıyor bu olay. Berlin'de belediye binasının önünde askerler nöbet beklemektedir ve Yüzbaşı Köpenik geliyor, askerlere bağırıyor. Askerler diyor, gelin benimle. Yüzbaşı emir veriyor, herkes takılıyor askerler. Giriyorlar belediye binasına, makam odasına dalıyorlar. Belediye başkanının oturduğu koltuğa hemen yaklaşıyor Yüzbaşı Köpenik ve askerlere emrediyor. Tutuklayın bu adamı. Askerler hemen tutuklayıp götürüyorlar belediye başkanını ve muhasebeye dönüyor Yüzbaşı Köpenik. Hemen diyor bana 4000 mark para verin diyor. Tabii Yüzbaşı. Emir telakki ediliyor yüzbaşının sözleri ve 4000 mark hemen tıkır tıkır sayılıyor. Ve elini kolunu sallaya sallaya Yüzbaşı Köpenik belediye binasından çıkıyor. Ama Yüzbaşı Köpenik diye bir adam yok. Efendim, adam büyük bir dolandırıcı, yüzbaşı üniformasını bir yerden çalıyor. Ve o formayla tüm askerleri ve belediye personelini kandırıp 4000 mark parayı iç edip kaçıyor ve sonra yakalanıyor. Ve dönemin Alman bakanı, başbakanı, başkanı daha doğrusu diyor ki serbest bırakın bu adamı ve sizlere ders olsun diyor. Ve
Berlin Belediye Binası'nın kapısına yüzbaşı Köpenick'in, yani o üç katrinin heykelini yaptırıyor. Gelen giden bu öyküyü hatırlasın ve dolandırılmasın, ibret olsun diye o heykeli yaptırıyor. Bir tane de beni çok etkileyen bir olay vardır. Buna benzer ibretlik. Frankfurt Hayvanat Bahçesi'nin girişinde kocaman bir kafes vardır sevgili dostlar. Ve o kafesin üzerinde şu yazar: dünyanın en vahşi yaratığı bu kafestedir diye. Siz kafesin önüne varırsınız, bakarsınız kafesin içine dışına hiçbir şey göremezsiniz. Ta ki kafesin içinde duran boy aynasında kendinizi görene kadar. Bilmem anlatabildim mi? Doğanın en vahşi yaratığı, evet biz maalesef insanlarız. Çünkü doğada hiçbir canlı gerektiğinden fazla avlanmaz. Ormanları yakmaz, rant alanları yaratmaz. Yiyeceği kadar avlanır. Ne bileyim, bizim gibi çok avlanıp soğutuculara doldurmaz. Dünyada gerçekten o yazı beni çok etkiledi. İnsanlar kadar vahşi bir yaratık da olmadığı. Dilersen bir türkü molası verelim. Evet, ondan sonra sana bırakayım sonra sözü. Bir reklam aramız var. Öyle mi? Evet. Tamam. Bir türkü, daha sonra reklam arası diyelim. Hadi bakayım. O zaman sözümüz vardı. Yine sevgili Efe'ye. Sevgili Efe'ye sözümüz vardı. Ondan sonra Murat Bey'e ve ailesine sözümüz vardı. Ve Sakarya'ya Savaş Bey'e sözümüz vardı. Efendim, son günlerin sevilen eserlerinden bir tanesi. Hoş geldin'i göndereceğiz bu güzel yüreklere. Efendim, sen bana
ben sana rüzgar. Tutusun gün, yansın geceler, vaktimiz çok var. Sen bana geç kaldın, ben sana erken. Tutusun gün, yansın geceler, vaktimiz varken. Sen bana geç kaldın, ben sana erken. Tutusun gün, yansın geceler, vaktimiz varken. Evet, reklam arası efendim, reklamlarımızı verelim, ondan sonra devam edelim kısa bir ara.